bizim içimizde çok muhteşem bir duygu alanı var. Ve o duygu alanı bizi öteye, maveraya bağlıyor. Maveraya açılan bir kapıyız biz aynı zamanda. İnsan varlığını ruha, gönle, duyguya açılmadan yaşayamazsınız. Diyorlar ki cesetle ruh birleşince hayat olur. Ruh cesetten ayrılınca hayat biter. Nefis ölümü tadar, ruh tatmaz. Her canlı değil, nefis tadacak ölümü. Ruh ölmüyor çünkü. İnsan aklı bir aksiyomatik yapıya sahiptir. Alta bir aksiyom oturacaksınız, bir gül ebedi kokarsa kıymeti kalmaz. Biz farkı fark eden mahluklarız. Her gün gündüz olmaz, gece olacak ki gündüzün tadını bilelim. Kış olacak ki yazı bilelim. Yaz olacak ki kışın kıymetini bilelim. İlk defa tanıştığınız insan anneniz bir takım kurallar söylüyor ama bu kuralları hem kendisi tatbik ediyor hem de o kuralları size söylerken yaşadığı hayat biçimi itibariyle muhabbetle size yaklaşıyor. Küçük çocuğun ilk önce istediği şey muhabbettir. Güven ondan sonra gelir. O bakışlarınızdan o muhabbeti hissediyor. Çünkü ruhla beraber doğuyor. Anne karnında ruhla birleşiyor çocuk. Dünyaya geldiği zaman hekimler tabii ki eyvallah fizyolojik olarak onu biliyorlar. Peki ruh? O var içinde. Ruh inkişaf etmez. O zaten olgun bitmiştir, mükemmeldir o. O ruhla beraber kucağınıza veriyorlar çocuğunuzu veya torununuzu ve bize emanet edilmiş. Oradan başlıyor hadise. İşte annelerimiz ilk hamuru yoğururken muhabbetle yoğuruyor. Kural tabii koyuyor. Şimdi hep ilmiyet var, ciddiyet yok. Çocuk ne yapacağını şaşırıyor. Terbiye edilmesi lazım. Bir çocuğu terbiye ederken babanın söylediğini anne naksetmeyecek, annenin söylediğini baba naksetmeyecek. Birinci ilke bu. İkinci ilke şu, çocuğa bir şey vaat ettiğiniz zaman onu artık tehdit unsuru olarak kullanmayacaksınız. Yanlış yaptı, onun hesabı ayrı ama vaat yerine gelecek. Böylece siz şunu görüyorsunuz, benim annem ve babam tutarlı insanlardır. Ben bunlara güvenebilirim. Bunlar beni seviyorlar. Bu çok mühim bir şey. Küçük bir çocuk büyürken sevgi güvenden önce gelir. Yemek olmasın, ev ısınmasın ama muhabbet olsun yani. Onu da bakıştan ve ses tonundan, sözden anlıyorsunuz, hitap şeklinden anlıyorsunuz yani. Mutlu oluyor yani. Allah bunu bana emanet etti diyor. Bana nasıl bakıyor, ben ona nasıl bakıyorum? O ortamdaysanız o yaşıyor yani bakışlarından anlıyorsunuz. Gelip sarmaşmasından, kucağınıza çıkmasından, istemesinden anlıyorsunuz. Olmaz var, hayatımızda olmazlar var. Bir şahsiyeti, bir kavramı özgür bırakmanız lazım insan zihninde ve insan gönlünde. Onu belli bir şekle bağladığınız anda insanlar sizi orada bir profesör, bir otorite olarak görüyorlar. İşte buymuş diyorlar. Belki mühim özelliklerinden bahsedeceksiniz. O andaki duygusal ve düşünsel donanımınıza göre bir şeyler söyleyeceksiniz. Ama diyeceksiniz ki siz özgürsünüz bu konuda. Okuyun, düşünün. Kalbinize ne düşer? Bizim zaten esas sıkıntımız orada. Hayatı akılla açıklayamıyoruz. Akıl tatmin olmuyor. Niye? Çünkü soruların cevabı yok. Akıl soru sorar, cevap veremez. Ya önce nerede durduğunu hayata karşı tanımlamalı kendisine karşı. Ondan sonra da neyi ne şekilde yapması gerektiğini söylemeli. Önce hakimsiniz, sonra hekimsiniz. Nezaket, zarafet ve tababet sonra geliyor. Bunlar üçlü ayrılmıyorlar. Habibin güler yüzü, nezaketi, zarafeti, tabii ki hazakati. Ama esas sizi manen Habibin güler yüzü, nezaketi ve zarafeti bir diriltiyor. Sevgi kalbin maddi dünya dışında bir başka aleme doğru yola çıkışının başlangıcı. Çocuk da baktığı zaman iyi kötüyü, doğruyu eğriye ayıramıyor. Kalp sevmeye başlayınca da ne sevilir ne sevilmez onu ayıramaz. Ayıramayınca bazen insanlar sevilmeyecek şeyleri seviyorlar. Sevmeye layık olmayacak şeyleri seviyorlar. Ben batan güneşleri sevmem. Batmayan şeylere karşı duyulan enerji, kalbi coşku. Elini cebine at, saymadan bir muhtaca ver. Yavaş yavaş kalp alışıyor, el alışıyor, göz alışıyor. Gözü de kulağı da kirletmemek lazım. O mecralar var ya bir takım mecari, onlardan fesat akmaya başlayınca zihin karışıyor. Çocuk insan fark etmiyor. Onun için kulağı da gözü de olabildiğince muhafaza etmek lazım. Çünkü oradan kalbe yol var. Kulaktan da gözden de. Onun için çok mühim onlar ikisi de. Her gecenin bir sabahı var. Biz hiçbir zaman ümitsiz olmadık. Hiçbir zaman bedbin olmadık. Biz farkında olmadan bazen isteyerek bazen istemeyerek kulaktan ve gözden çok ifsad ediliyoruz. Bu da hoşumuza gidiyor çünkü nefse hitap ediyor, içgüdüye hitap ediyor bu hitaplar. Birinden gördüğü biçimi devam ediyor.
ettiriyor, kirlenmedi. Çünkü onlar üzerinden bir başka endüstri kuruluyor. O da küreselcilerin satın al endüstrisi. Tüketim değil artık. Tüketmeye vakit yok, satın almaya vakit var. Teşne dudaklar su arar, su da teşne dudaklar arar. Genç mürit, genç ruh onu arıyor. O da onu arıyor. Çünkü bir şeyler verecek. Zaman geçiyor. Üzerinde vazife var. O vazifenin bir hakkın yerine getirilmesi lazım. Müstahit kalp arıyor. Mabet doğacak arada. İkisi de birbirine muhtaç. Bir muallim de talebe arar. Aksi halde muallim olmaz. Talebeyle ülfet edince bu ilim artıyor. Boşluklar doluyor. Siz talebeyle muhatap olmazsanız öyle zihinler var ki bir soru sorar. Aman dersiniz siz. Biz muhabbetle yaşarız. Muhabbet bize ezelden nasip olmuştur.